Evet arkadaşlar, herkese Motocan kanalından selamlar. Kanalımızda 2-3 ay evvel, yanlış hatırlamıyorsam, tam tarih hatırlamıyorum, Martı moped videomuz hak ettiği değeri görerek bayağı bir, en son yanlış hatırlamıyorsam, 10.000'in üzerinde izlenmişti. Şimdi ben Kadıköy'deyim. Bir de bu Martı mobilet diye geçiyormuş herhalde. Şimdi uygulamadan göreceğiz. Kaskımı falan takacağım. Sizler için bunu da kullanacağım. Nasıl bir süreç işleyecek? Yani gene uygulamada, karekod okutmada, ödeme şeklinde, gidişi iyi mi falan diye bakacağız. Markasına bakmaya çalışacağız. Özelliği neymiş bakmaya çalışacağız sizler için. Martı mobilet videosu birazdan gelecek arkadaşlar. Bana bir müsaade edin. Kask kameramı, kaskımı vesairemi takayım. Birazdan sürüşle beraberiz. Evet, her şeyimi ayarladım. Şimdi yanındakine dikkat ettim. Bu elektrikli, bunda ise zincir var. Yani bundaki zincir neyin nesi? Bisiklet pedalı için sanırım. Peki bunda ise bisiklet pedalının zinciri boş. Zincirini sökmüşler, çalmışlar. Yani her bir şeyin dikkat ettim arkadaşlar. Birinin zincirini çalmışlar. Öbürkünün işte pedalını bunu çalmışlar. Yani böyle giderse bunları kaldırırlar. Böyle hayvan gibi şerefsizce bunların parçalarını çalmak, yani kime ne kazandıracak onu anlamış değilim. Yani bu aslında dördüncü buralarda bulmaya çalıştığım moped diyelim, mobilet miymiş, şimdi bakacağız ona uygulamada adına. Böyle bunları çalmaya, kırmaya devam ederlerse, ki geçen kullandığımı da hatırlarsanız bayağı bir eskitmişlerdi. Neyse, geçelim. Ön arka disk mi bilmiyorum. Zaten elektrikli çok fazla hız yapacağını düşünmüyorum. Genelde acemilerin bineceğini düşündükleri için demişler ki gaz, ön fren, arka fren demişler. Buna genelde ilk defa binecekleri için insanlar bisikletteki gibi bunu arka sanıp yere yapışmasınlar diye yapmışlar. Ben bineceğim ona. Bineceğim ona. Buna mı? Evet. Aa, bin kardeş. Bunun amacı neydi ya? Ne yapmaya çalıştım şimdi? Bunun plakayı sökmüşler ayrıca. Onda plaka var, bunda yok. Bu adam ne yapmaya çalıştı ya? Ben anlamıyorum. Neyse. Biz konumuza dönelim. Şimdi QR koddan Martı uygulamasına geliyorsunuz. Konumunuzu açıyorsunuz. Sürüşe başla diyorsunuz. He, onun öncesinde bir geri geleyim. Bu ne diye geçiyormuş? Bizim kullandığımız önceki mopetti. Bu Martı mobilet. Tipine bakalım. Normalde bunların ön çantası da varmış. Onu da çalmışlar. Bakın, görüyor musunuz? Arka çantayı çalmışlar. Zincirleri çalmışlar. Plakasını çalmışlar. Her birinde bir şeyini çalmış şerefsiz adiler. Bu Martı mobilet arkadaşlar. Mopedin kardeşi. Sürüşe başla diyorsunuz. Zaten burada uygulamada konumunuzu açtığınızda hangisinden, çevrenizde ne kadar var görünüyor. Sürüşe başla. Kare kodu okudu. Burada size taahhütler yaptırıyor kontrol anlamında. Evet, tek kişi kullanacağım. Trafik kurallarına uyacağım. Sürüş öncesi teker kontrol yapacağım. Sürüşten sonra gaz fren kontrolü yapacağım. Sözleşmeyi kabul ediyorum. Sürüşe başla diyor. Sürüş başladı. Şarjı %97'ymiş. Bakalım kaç dakika süreceğiz, kaç para ödeyeceğiz. O paranın hakkını verebilecek mi, onu görmeye çalışacağız. Şimdi burada normalde çantanızı, poşetinizi asmak için bir yer var. Ama ben hiç onunla uğraşmayacağım. Yan ayağı kapatıyoruz. Bakın, elektrikli. Oo. Ayna yok. Aynalarını çaldınız mı? Hiç mi yok? Aynası yok. Sanırım orijinallerinde de yok. Çünkü bir ayna yeri falan yok. Keşke ayna koysalarmış. Ya da yolda görür müyüz bakalım, aynalı olan var mı yok mu? Gücü yalnız çok yerinde. Yani
Korna? Korna yok. Aralardan geçerken korna basamayacağız. Aynamız yok. O yüzden sürekli can kurtaran bakışı atmak zorundayız omuz üstünden. Bakın azıcık çeviriyorum. Gayri ihtiyari refleks aynaya bakıyorum. Soldan devam edeceğiz. Fren yap. Evet. Güzel ya. Mesela bayırı test edeceğiz şimdi. Ben 90 kiloyum arkadaşlar. Son hızını ölçemiyorum ama şu an son hızı bu. Öyle sanıyorum ki 20-25 kilometre arasıdır. Fazlası değil. %97 şarjla çıktık. Sessiz. Bakın görüyor musunuz? Ama ayna veya korna en azından bisiklet kornası çın 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 bir şey olmasını isterdim. O bir eksiklik. Tabi eğer çalmadılarsa şimdi orijinalini de bilmiyoruz ki. Belki de vardır orijinalinde. Dip gaz gidiyorum. Büyük ihtimal 20 kilometre hız civarı yapıyor. Frenleri güzel. Ön balata falan ama arka disk olabilir. Bilmiyorum. Arka tarafı çözemedim. Frenleri güzel ama. Şak diye yapıştırıyor. Durduğu yerde bastığın zaman. Düt düt. Ağzımla korna yapayım da çocuklara vurmayalım. Ucuz olsa Beykoz'a bununla giderim abi, biliyor musunuz? Şuradan sol yapalım. Çevre kontrolü devam. Oo, küçük teker şu lastiklerin taşların biri alçak biri yüksek olduğu noktalarda arka düşürüyordu. Böyle taşlı yollarda çok uygun değil. Ama biz tabi her yere bir Arnavut kaldırma hevesimiz olduğu için. Güzel ya, beğendim. Yani düt düt. Sola döneceğiz. Martı mobilet. Bakın bunlar Martı scooter. Kanaldakiler geçen çektiğimiz Martı moped. Bu Martı mobilet diye geçiyor. Zincirini çaldıkları için arkadaşlar bunun pedalını şu an böyle saçma bir şekilde boşa çeviriyoruz. Abi bir insan kendisinin hak etmediği, alnının teri olmayan bir şeye el uzatmaya nasıl cesaret eder? Yani aynaya bakınca utanmıyorlar mı kendilerinden? Nasıl çalabiliyorsun? Ön sepeti de varmış. Sepetini çalmışlar. Diğerinin muhafızasını çalmışlar. Bunun da zinciri çalmışlar. Aradan girelim, biz mopediz ya. Geç abicim. Taşıt giremez diyor. Biz taşıt değiliz ki. Biz motorlu araç değiliz. O yüzden geçebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Ben bu elektrikli araçların ileride bu batarya sorunlarının çözüldüğünde benzinlerin, pabucun çok ciddi anlamda damla atacağını düşünüyorum. Yani bunların işte yedek bataryası, Silence'da izlediniz. Kaç milyar şu an hatırlamıyorum ama yedek batarya problemi olmuş olmasa, bu kadar pahalı olmasa, ben o test ettiğimiz Silence için adımı yazdırırdım mesela. Gene geçemedik. Kornamız da yok. Ağzımıza düt düt yapsak. Aa, köpeğin cinsi ne acaba? Çok güzel. Hop, arka lastiğim kaydı.
Şöyle bakın, dediğim gibi şu zemin var ya böyle yerlerde. Ula benim durmamam lazım. Bu saniye başı para yazıyor. Bana yolu açın ne olur ya. Sizler için bakın neler yapıyorum. Soldan gideceğim. Arkadaşlar sizler için. Of, NC750. Maşallah ya, ne güzel motor öyle. Kolaçan Mevlüt abinin de NC'si var. Düt düt. Hop, ayağım boşa gitti. İnce ya bu, slim ya. Ayağımın o hareketi Joymax gibi açık koymaya alışmış, boşa düştü ayağım. Şuradan bir sollasak sizi. Elinizi kolunuzu atıp beni tokatlamayın. Güzel ya, ben beğendim. Ama işte elektriklinin şu anki seviyesinin yeterli olmadığını düşünüyorum ben ya. Bak bir gaz açayım bakayım. Bir de fren yapacağım. Duruyor ya. Kadıköy, her zamanki gibi çok kalabalıksın ya. Bunu şimdi müsait bir yere koyacağız. Kapanışını yapacağız. Bakalım kaç dakikada, kaç para ceza kesmiş bize. Şeyi çok güzel ya, baksanıza. Ben şu an o, hani o G kuvveti geriye gaz açınca yapıştırma hissi var ya. Küçücük motor dersin dışarıdan ama mobilet dersin. Canavar gibi gidiyor ya. Nereye koyacağım ya ben bunu? Aldığım yere koyayım. Ama tersten de dönemem. Dönerim dönerim. Plaka yok, bir şey yok. Niye dönemeyim ki? Arkadaşlar apaçilik yapacağım. Şu dönülmez yerden sola döneceğim. Ne yapayım? Tayilerden mi döneceğim? Şuradan şöyle hop. Aldığımız yere geri geldik. Kaldırıma güzelce koyalım. Ya da şu içeri koyalım ya. Belki kaldırıma koyduk diye ceza yazarlar, bir şey olur. Çünkü koyduğumuz zaman bizden geriden her şeyi gözükecek şekilde fotoğraf istiyorlar. Burası zaten motordan başka bir şey giremez. Şimdi ne yapıyoruz? Yan ayağı açıyoruz. dakika sürmüşüm tam. Foto çek bitir demişim diyorum. Martı mobileti kaldırıma park etmedim. Az önce adamın yaptığı. Kaldırıma park ettiğim durumda 100 TL ceza uygulayacaklarını kabul ediyorum. Etmedim. Sürüşü bitir diyorum. Nereden çekeceğim? Şöyle diyor, bana fotoğrafını ver diyor. Bakın. İçine oturtabileceğimiz bir şekilde. Bakalım kabul edilecek mi? ₺31 ve ses geldi. Kendini kapattığına dair. ₺31 10 dakikada ödedik. Çok para. Çok para, evet. Sonra tamam diyoruz. Bakalım ne çıkacak? Yolculuğunu değerlendir. 3. Hasarlı martı mobilet. Fiyatından memnun değilim. Çok kirli değil. Geçenki çok kirliydi. Onu yazmayacağım. Hakka girmiş oluruz. Yalan. Şarjı yerindeydi. Güzeldi. Gönder. Bitti. Şu an bizden parayı çekti arkadaşlar. Arkaya mesaj attı, bildirim. Konumumuzu kapatıyoruz. Yok. Komple çıkıyoruz. Ve böylece martı mobilet videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bizleri izlemeyi, arkadaşlarınıza videolarımızı göndermeyi, kanalımıza abone olmayı, like atmayı, şu tuş var ya arkadaşlar, iki tuş. Abone ol ve beğeni.
Parayla değil, bir şeyle değil. Ne olur ya. Onu bir yapın da artık şu 1000 aboneyi görelim. Bakın şunu bile kırmışlar ya. Şu 1000 aboneyi bir görelim artık. Ne olur. Umut ediyorum ki il eski mopeti çekerken çok izlenilmez. Aman çekiyoruz ama işte öylesine diye düşünüyordum açıkçası. Umduğumun dışında anormal bir şekilde izlendi. İnşallah bu da öyle olur. Bunu beklentim yükselmişken inşallah 100-200 izlenmede kalmaz. Arkadaşlar kullanacak olanlarınız varsa ne olur dikkatli kullanın. Biz bunları kırarsak bunları kaldırırlar arkadaşlar. Bunlar bizim işte bak yarın öbür gün bir yerlere gittiğimiz zaman ne kadar çok kullanılır, yaygınlaşırsa o kadar ucuzlayacak bunlar. Şu an pahalı diye bilmiyoruz evet ama zamanla bunlar el mahkum yaygınlaşacak. Ama ne şartla biz bunları kırmazsak, zarar vermezsek işte adamlar zarar etmeyecek ki bunu yapmaya devam edecek. Lastik neyle geliyormuş bu arada? Pisang Sun mu ne öyle bir şey. Çin, Vietnam bir şeyli bir şeyli geliyor işte anlamadım. Bir uzak doğu lastiği. Ama yeterli işte. Neyse videoyu kapatıyorum. Cümleten Allah'a emanetsiniz. Motocan'dan herkese iyi günler. Görüşürüz.